14. yüzyıl ortalarından itibaren Balkanlara yerleşen Osmanlı Devleti, Anadolu'dan önemli miktarda Türk aileyi de bölgede iskan etti. Gönül erenleriyle evladı Fatih Han olarak anılan Türk zümreler, Balkanlarda İslam'ın yayılmasında önemli rol oynadı. Osmanlı Devleti'nin kurduğu idari sistem ve Balkanların iktisadi gelişiminde oynadığı olumlu rolde bölgede İslam'ın kökleşmesini sağlayan etkenler arasındaydı. Balkanlar yaklaşık 550 yıl Osmanlı hakimiyeti altında yaşadı. 17. yüzyıl başlarında Osmanlı hakimiyeti Bulgaristan'dan Bosna'ya, Romanya'dan Macaristan'a, Yunanistan'dan Arnavutluk'a, Sırbistan'dan Hırvatistan'a kadar uzanıyordu. 1683 yılındaki 2. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması, ardından Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak'ın kurulmasıyla Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti gerilemeye başladı. 1689'da Üsküp, Haçlı kuvvetleri tarafından yakılıp yıkılırken şehrin Türk ve Müslüman halkının muhacir durumuna düşmesi Balkanlardaki göç dalgasının ilk işaretiydi. Osmanlı'nın Balkanlarda toprak kaybetmesiyle başlayan göç dalgaları sonraki dönemlerde de artarak devam etti. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları sonucunda Balkanlarda çok büyük acılar yaşandı ve yüz binlerce Müslüman doğduğu toprakları terk etmek durumunda kaldı. Amerikalı profesör Justin McCarthy, 93 Harbi olarak da anılan bu büyük savaşın ardından Bulgaristan topraklarından 520 bin Türk'ün göç ettiğini kaydeder. Bu sayı diğer topraklardan göçlerle 1,5 milyona yaklaşıyordu. Profesör McCarthy'nin ulaştığı rakamlara göre katledilenlerle birlikte Müslüman nüfus Romen işgalindeki topraklarda %83, Yunan işgalindeki topraklarda %88, Sırp işgalindeki topraklarda %91, Karadağ işgalindeki topraklarda %100 ve Avusturya işgalindeki topraklarda ise %35 oranında azaldı. 1912'de Osmanlı ordusunun iç çekişmelerle zayıfladığı bir dönemde patlak veren Balkan Savaşları ise Osmanlı'nın Balkanlarda çekildiği son noktayı ifade ediyordu. Balkan Savaşları sebebiyle yüz binlerce insan Rumeli'den göç ediyordu. 1911 yılında Osmanlı'nın Rumeli'deki Müslüman nüfusu 2.315.000'di. Savaş neticesinde ise yaklaşık 600 bin kişi katledilmiş ya da soğuk, hastalık ve açlıktan göç yollarında can verdi. Balkan Harbi'nden 1. Dünya Savaşı'nın başına kadar 300 binden fazla muhacir Anadolu'ya göç etti. Balkanlardan Türkiye'ye göçler Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye edilmesinden sonra da devam etti. 1923'te Yunanistan'la yapılan mübadele anlaşmasıyla Batı Trakya dışında kalan topraklardan 400 bin Müslüman Türkiye'ye geldi. Bu göç yolculukları sırasında çok sayıda muhacir hastalıktan, açlıktan ve soğuktan can verdi. Zor koşullar altında gemilere doldurulan muhacirler, yolculuk sırasında hayatını kaybeden ölülerini denize bırakmak zorunda kalıyorlardı. Annelerse ölen çocuklarını emziriyormuş gibi göğüslerine bastırarak yolculuğa devam ediyorlar ve ancak karaya ayak bastıklarında defnediyorlardı. Göç yolculuklarında yaşanan acıların haddi hesabı yoktu. Bu acılar muhacir kadınlarımızın diliyle ağıtlara da dökülüyordu.